Bulunmaz Hint kumaşı deyimi. 1612'de İngilizler Hindistan'ı işgal ettiler ve sömürgeye ticaret merkezi kurarak başladılar. Dönemin usta çıkrıkçıları tarafından dokunan Hint kumaşları İngilizlerin ilk hedefi oldu. İngilizler pahalı olan Hint kumaşının yerine kendi tekstil fabrikalarında ürettikleri kumaşları daha ucuza pazarladılar. Fakat İngiliz kumaşları Hintliler tarafından pek ilgi görmedi. Daha pahalı olmasına rağmen kendi yerli kumaşlarını tercih ettiler. İngilizlerin cani planı neydi? Bunun üzerine İngilizler Hint kumaşını piyasadan kaldırmak ve kendi ürettikleri kumaşları satabilmek için canice bir yönteme başvurdular. El tezgahlarında kumaş dokumalarını ve düğüm atmalarını engellemek amacıyla Hintli çıkrıkçıların özellikle baş parmaklarını ve ellerini kestiler. Artık Hint kumaşını dokuyabilecek ustalar olmadığı için bulunmaz oldu. Böylece İngiliz kapitalizminin bir sonucu olarak, bulunmaz Hint kumaşı, deyimi ortaya çıktı. İşte bu hikayeden de anlaşılacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, kapitalistler, İngilizler, Yahudiler Türkiye'deki sanayiyi engellemek için ilk önce Vecihi Hürkuş'un yaptığı uçakları, sonra Nuri Demir Ağı sabote ettiler. Daha sonra devrim arabalarının gelişimini pazar payı bulup satılmasını sabote ettiler. Kendi yaptıkları, kendi ürettikleri arabaları, uçakları pazarlamaya çalıştılar ve ülkeleri geri bıraktılar. Türkiye'nin sanayide geri kalması bundan dolayıdır. Bu emperyalist oyunları iyi öğrenelim. Bundan dolayı yapılan yenilikleri, icatları, Türk icatlarına sıkı bir elle sarılalım. Mesela tok arabası, piyasaya ucuza sürelim, herkes alsın, bu bir milli meseledir. Beka meselesidir. Geçmişten bir örnek daha verelim isterseniz. Cep telefonlarına rakip olarak Aselsan 1919 telefonu çıkardı. Fakat kimse bunu beğenmedi ve buna bahane buldular, eleştirdiler ve Aselsan 1919 telefonunun piyasadan silinmesini sağladılar. Bu örnekleri değerlendirerek, tok arabasını piyasadan silinmemesi için ucuza üretip ucuza satmamız, piyasaya ucuza vermemiz lazım. Uçaklarımız, SİHA'larımız ve diğer uçaklarımızı devamlı reklam etmemiz ve ucuza ülkelere pazarlamamız lazım. Sanayide, teknolojide ve ekonomide İngiliz'e, Yahudi'ye muhtaç olmadığımız zaman, büyük güçlü Türkiye'yi kurabiliriz. Kanalımıza abone olarak destek olun.